Άγιος Δάνη βαφτιζομένου σου Κύριε, η της Τριάδος εφανερώθη προσκύνηση. Του Γαργενήτωρος η φωνή προς εμαρτύρηση, αγαπητός σε Υιόν ονομάζουσα. Και το πνεύμα εν είδη περιστεράς, ευεβαίου του λόγου το ασφαλές, ο επιφανής και τον κόσμο φωτίσας δόξαση. Demek ki neymiş beyler? Giyinip süslenmekle olmuyormuş bu işler. Söyle. İngilizcem varsa dünyanın hiçbir yerinde aç kalmazsın komiserim. Ya
yurt dışında, elçiliklerimizde iyi de para veriyorlar. Bizim bir İhsan abimiz vardı. Emekli oldu. Döndüğünde iki tane ev aldıydı. Orada da öyle çok bir iş yapmıyorlar. Ya koruma polisisin sonuçta elçilikte. Koruma polisi. Hemen geliyorum komiser. Ne oldu? Ceset nerede? Ambulansta amirim. Kim dedi lan kaldırın diye? Rıza nerede? Hemen çağırıyorum abi. Koş. Merhaba. Kemal Tekin. Memnun oldum. Yeni komiser. İngiltere'den gelen. Amirim. Cesedi indirin. Sağır mısın lan? Savcı Bey'in kesin talimatı var komiserim. Cesedi... Oğlum siktirmeyin talimatınız Bülent. Dur lan dur. Dur. Nereye gidiyorsun? Cesedi indir. Ben savcıyla konuşuyorum. Bakma oğlum indir. İndir. Niye durdu bu ambulans? He? Hemen hareket edin demedim mi ben size? Görmüyor musun? Daha olay yeri inceleme bitmedi savcı bey. Sana mı soracağım ne yapacağım? Ne? Artistlik yapacaksan zamanında geleceksin. Bana bak. Yürü. Senin yaşında 10 misli benim olay yeri incelemem var. Anladın mı? Terbiyesiz. Lan! Tanıyarak! Sigaran var mı? Söyle Arap. Mortalite muhtemelen 1,5-2 ay önce gerçekleşmiş. Kol ve bacaklarda ekimoz ve ölüm oralıkları birinci evre pütrefaksiyon gelişmiş. Ya Arap, Allah aşkına uzatma, hadi de gel. Ölüm sebebi suda boğulma. Ama tozu değil, tatlı suda. Deniz suyu boğulmalarında intravasküler alandan sıvılar alveol içine geçerek alveolar ödem oluşturur.
Burada ise hücre membranlarında parçalanmalar ve akciğer ödemek gelişmiş. Yani kadın öldükten sonra miskereye bağlanmış. Öyle gözüküyor. İki temel anomali daha var. Kurbanın dili kayıp. Ağzının tadını bilen bir istavrit sürüsünün işidir diye düşündüm önce, ancak ağız tabanında keseye bağlı toplu içi kanlanmalar mevcut. Kesi kurban hayattayken gerçekleşmiş. Tuhaf olan, damakta ve ağız çevresinde zedelenme neredeyse hiç yok. Anestezi altında yapılmış olduğunu düşündüm. Ama toksikoloji testleri de normal. Kanda yabancı madde bulgusu yok. Kesi aleti belirlendi mi? Kesi aleti atipik. Benim elimdeki kayıtların hiçbiriyle uyuşmuyor. Bir şey daha var diyordun. Dosyaya cinsiyet bilgisini yanlış girmişler. Kurban kadın değil, erkek. Yani bir zamanlar öyleymiş. Settar abi. Ne? Müdürüm sizi çağırıyor. Settar bak, acayipliklerine bir şey demiyorum. Ama bir daha milletin içinde rezalet mezalet istemem. Rezalet falan yok Mahmut. Adam usulsüz işlem yaptı, ben de uyardım. Taşa mı geçiyorsun lan sen? He? Adam savcı oğlum, aklına sok. Sana ne lan? Ne isterse onu yapar, sana ne? Oldu. O zaman bırakalım, hepimizin üstüne kireç döksün bu pezevenkler. Settar, bak uzatma diyorum. Reşat Bey'le konuştum. Hasta olduğunu söyledim. Özür dileyeceksin, tatlıya bağlayacağız. Tatlıya bağlanacaksa gelsin, benden özür dilesin. Settar, çeneni tut bak. Adam gibi emekli ol, sen de kurtul, biz de kurtulalım. Benim emekliliğimle mi tehdit etti seni o dalayarak? Bizzat ben tehdit ediyorum lan. Var mı diyeceksin? Bizzat ben tehdit ediyorum. Elinizdekileri de aldım, Cemil'e verdim. Hadi Kemal Efendi, gidiyoruz hadi. Nereye? Dosyayı bizden aldılar. Haber edersin. Vay Settar. Savcılığı da posta koyuyormuşsun diye duydum. Kızma ya. Hepimiz yaşlanıyoruz. Yaşlanınca huysuzlaşıyor insan. Ama emekli maaşlarına zam geliyormuş. Rahatın yakın senin. Neşem pek yerinde Cemil. Vermiyorlar mı sana dosya? Dosya çok. Ama senin elini yüzüne bulaştırdığını duyunca almadın edemedim. Ben de Mahmut'a öyle dedim, doğru. Bu ibnelerin ciğerini en iyi Cemil bilir dedim. Ölüsünü dirisini ona verin. Hadi hayırlı olsun. Bana bak, burası kütüphane değil. Beraber çalışacaksak konuşacaksın. Ağız, dudak ve yüzde darp izi yok. Boyun çevresi normal. Katil kurbanın dilini keserken fazla çaba sarf etmemiş sanki. Kimseyi öldürmeden, uyutmadan yahut zor kullanmadan dilini nasıl kesersin? Kurban katilini tanıyordu belli ki. Daha söylemine rıza gösterdi. Bir bok yemiştir kesin. Gövdenin bağlanma biçimi de çok garip. Özenle ve dikkatle yapılmış sanki. Sembolik bir görüntüsü var. Aceleden zinciri dolandırıp durmuş işte. Çok sanmıyorum. Şuna bak. İki kez düğümlediği halde bir kat daha var. Ayağının bağlanma biçimi de aynı. Belirli bir şekli takip ediyor. Kesin uyduruk bir şey çıkacak. Vermemiştir. Ya da kaldıramayınca sinirlenip kesmiştir ibneyi.
kendi rızasıyla dilini kestiren bir transseksüel. Bana pek uyduruk gibi gelmedi. Acele ediyorsun İngiliz. Vardır bir kolayı. Burası Londra değil. Dosyama baktın mı? Yok. Niye? Mühim bir şey mi var içinde? 4 sene SCD bana bağlı MIT sukatlarından birinde çalıştım. Ha. İsmi de pek havalıymış. Ben 30 senedir kendim pişirip kendim yiyorum. Neymiş bu MIT? Scott'ın yer bünyesinde. Ciddi suçlar ve sofistike cinayetleri çözmek için çalışan özel bir bölüm. E sen madem dedektifçilik oynayacaktın, neden döndün ki memlekete? Bok mu vardı? Bir yere döndüm sayılmaz. Ben de senin kadar bir babam. Eğer seni başımıza yeni usuller öğretesin diye getirdilerse bak baştan söyleyeyim. Benim yeni şeyler öğrenecek yaşım çoktan geçti. Beni kimse getirmedi. Tamamen kendi isteğimle geldim. Bunca sene sonra. Sebep? İngiltere'ye adapte olamadım diye. Dosyayı neden bizden aldılar? Dosyayı neden bizden aldılar? Ayak kündesi bilir misin İngiliz? Ecnebiler bilmez. Burada pehlivanlık edeceksen öğreneceksin. Misal şimdi ben sana 2 puanlık bir oyun öğreteyim. Acıktın mı? Orada ayağının altında çakal var. Tak da yeni çocuklar tanımaz çevirmesin. Komiserim sana yarım ekmek veriyorum. Arkadaşa ne vereyim? Aynısından Galip. Yalnız yabancı işi olmasın. Öksüz doyuran. Eyvallah komiserim. Bu böyle yenir. Kursağımızdan bir lokma geçmesin bizim. Şeytan diyor fırlat at. Galip Usta, taca çıktık bir dahaki sefere. Selamünaleyküm başkomiserim. Aleykümselam. Sen mi aradın? Evet ben aradım başkomiserim. Hangarın içindeki pres makinesinde buldum adamı. Çok çabuk geldiniz. Allah razı olsun. Ne zaman buldun? Yarım saat oldu. İç içeri bekle. Thank you.
Filiz Filiz, tersanedeyiz. Buraya derhal ekip ve ambulans yolla kızım. Anlaşıldı amirim. Kemal, adam köprüde. Anlaşıldı, tamam. Köprü temiz. Köprü temiz, tamam.
salon muyuz aradı? Tamam. Ama şimdi göremezsin cesedi. Mahmut aradı. Önce seni görmek istiyor. Bu tür gelmiyor. Evet efendim. Mutlaka efendim. Gerekli hassasiyet gösterilecek efendim. En kısa zamanda adalete teslim edeceğiz. Evet. Basına sızmadan bu işi halledeceğiz efendim. Baş üstüne. Odumun torpilisine bak la. Görüyor musun? Bir de bize akıl veriyor. Lan sen ne zaman adam oldun lan yavşak? Sen ne zaman adam oldun? Ulan Settar, sen ne biçim adamsın ya? He? Ben seni nereye gönderiyorum? Sen neyle çıkıyorsun karşıma la? Şimdi Müsteşar'ın cesedin yüklenmiş gelmişsin ya. Bu yazar bozuntusu, bunun seveni çokmuş. Seni bile bu saatte yatağından çıkardığına göre. Ne buldunuz? Gittiğimizde canlıydı. Herifi kürek kemiklerinden zincirlemişler tabana. Travesti cinayetiyle ilgili olabilir. Ulan ben kadıya derdimi anlatıyorum. Kadı bana sikini sallıyor. Bir de Sübyancı bulup gelseydin bari. Sabahtan beri beni kaç bakan, kaç milletvekili aradı biliyor musun? Bu Nusret Işık denen şerefsiz taşaklı çıktı oğlum lan. Adamın dosyası için bizzat bakan aradı diyorum ben sana. Anlamıyor musun Settar? Travesti mravesti demiyorum ya. Adi cinayet değil Mahmut. Bekçi bize herifin presto olduğunu söyledi. Biz tabanda asılı bulduk. 100 yaşındaki adamı da dikmişler bekçi deyip. Neyi görmüşler? Bu travesti. Bu da Nusret Işık. Olay yeri inceleme gelmeden önce. Bağlanma biçimleri benzer. Bu bildiğimiz işlerden değil Mahmut. Settar. Gider ayak hiç çıkarma. Elimize yüzümüze bulaştırmadan bu işi halledeceğiz. Bu iş 3 günde bitecek Settar. 3 gün? Bitmez. Bitecek. Cık, bitmez. Bitecek Settar. Sen bitiremezsen bitirecek biri bulunur elbet. Çık dışarı Settar. Çık kalbini kırmayayım senin. Dosyayı da alıyorum senden. Emekliğine kadar gözüm görmesin la seni. Efendim Sayın Valim. Tabii efendim. Demek bu dosyayı da aldılar. Aldılar. Mahmut haklı belki de. Yaşlandım. İki cinayeti de aynı katilin işlediği belli. Bağlanma biçimleri benzer. Bağlanma biçimleri aynı insan olmuş. Ne olmuş aynı insan? Burası Türkiye Kemal Efendi. Burada işler öyle yürümüyor. Bu memlekette kimin ne olduğu daha doğuştan belli olur. Öyle kimsesiz bir travestiyle ensesi kalın bir yazar bozuntusu aynı mezara girmez. Girmez. Yanına yaklaştığımda Nusret'in ağzı dikiliydi. Anlaşılmayan bir yırıltı çıkartıyordu. İşe yarar bir şey duyarım diye dikişleri söktü. Atla. Afiyet olsun abi. Sağ olasın. Hı? Hoş geldin abi. Gördün mü Recep? Gelmez diyordun geldi.
Ne bu surat? Güzellik uykundan uyandırdık diye mi? Avcı adam bu saatte uyur mu be? Ne yapayım be oğlum? Emekli olduktan sonra daha iyi hobi bulamadım. Ortağım Kemal. Vay be Necat. Memnun oldum. Bana bak, gene kan oturmuş o göze. Vallahi hiç rahat bırakmıyor. Sonunda bizi de masaya yatıracaklar. Sen de bakacaksın neşterin tadına. Hayırdır? Hayır hayır. Tam sana göre bir iş var. Recep, o buzlukta Necat abinin mezesi vardı getirdiğim. Getir bakalım onu. Kevsetler öğlen öğlen meze rakı maka. Dur dur, tam sana göre bir şey. Ver ver. Ay maşallah. Afiyet olsun. Ne lan bu? Bunun sahibini bulmamız lazım. Yine birilerinden ricacı olacağız öyle mi? Büyütme büyütme. İzmit'ten bir arkadaş yolladı. Oradaki dal yaraklara güvenememiş dersin. Haydi vur vur. Hadi Kemal Efendi haydi. Alo. Neredesin Kemal? Evdeyim. Tamam, 10 dakikaya seni alıyorum. Ne oldu? Ölen travestinin kimliğine ulaştım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Arife Diri burada mı oturuyor hemşerim? Annem geçtiğimiz ay rahmetli oldu. Başın sağ olsun. Bir iki soru soracağız. Buyurun. Bu Mustafa Diri büyüğün mü küçüğün mü? Allah affetsin. Abim olur. Düşmanı belalısı falan var mıydı? Ne desem yalan konuşmuş olurum. Yıllardır görmedim.
En son ne zaman gördün? Pek görüşmezdik. Abim elden ayrılalı çok oldu. Ben ufak... Ne zaman, ne zaman? 10 yıl evvel belki. Bayramda anamı ziyarete gelmişti. Sonra? Bir daha görmedi. Evinin adresini biliyor musun? Yok. Annen gider gelir miydi? Bilmiyorum. Öyleyse de bana söylemezdi. Allah affetsin, çok üzüldü abim bizi. Annenin eşyalarını görelim. Tabii. Lakin öyle pek bir eşyası yok. Belki yatak odasındaki dolap... İnceledikten sonra tıpkı aldığım gibi teslim edeceğim. Endişelenmeyin. Estağfurullah. Ağırdır. Taşımasaydınız boşuna. Amirim. Hı. İnşallah bizi utandıracak bir şey yapmadı abim. Başın sağ olsun Adem. Bir şey duyarsan, aklına bir şey gelirse beni buradan ara. Çocuklara söyleyelim, yarın gardırobu da alıp getirsinler şubeye. Mustafa Derin'in ismini Komiser Cemil'den önce nasıl öğrendin? Memurlar mesai saatinde çalışır Kemal Efendi. Sabaha uğrarız. Hayırdır hemşerim? Kapalıyız, görmüyor musun? Bizim acele işimiz var. Bu resmi sen mi çektin? Bilmiyorum da siz kimsiniz? Kimin nesisiniz? Bilmiyorum ne ya, bak altında adın yazıyor. Sen mi çektin? Ben ne bileyim lan? Milletin çetelesini mi tutuyorum? Şu resme bir bak. Şimdi bir daha bak. Bu resmi sen mi çektin? Evet. İsmini. Merve. Merve. Nerede bulurum bu Merve'yi? Balo sokakta olacak. Sarmaşık pavyon. Daha program başlamaz. 1-2 saat sonra gelin dayı. Patron program başlamadan alınca kızıyor. Bize kızmaz. Bak bakalım şu resmi. Merve abla 2 aydır yok komiserim. Hayırdır, bir haber mi var? Nerede oturur bu Merve abla? Dostu düşmanı var mıdır? Hele bir söyle bakalım. Nerede oturur bilmiyorum. Her gün 1000 türlü adam gelir buraya. Dostu tanışı var mı? Yok abi, patron istemez. Ama bir soranı vardı. Ezebengi mi dostum, hangisi? Yok komiserim, patron serttir. Kuyruk istemez. O garibanın tekiydi, öyle arada bir uğruyordu. Adını adresini biliyor musun? Yok komiserim. Ama yüzü bir garipti. Nasıl garip? Şurasında bir leke vardı. Hayırlı işler. Thank you.
Hayırdır komiserim? Ben de Mustafa abim gibi İmam Hatip okudum. Babamız kamyoncuydu. Çok erken yaşta kazada kaybettik. Onun yetim maaşıyla ortada kaldı. Babam ölünce abim bakar, babalık yapar diye bekledim. Önceler iyiydim. Sonra birileri aklına girdiler. Tuhaflaştı. Benim abim dindar adamdı. Dini sohbetlere gider. Sonra bu sohbetlere gide gele garip şeyler söylemeye başladı. Bizi okuldan almaya kalktı. Kur'an'ın sonradan bozulduğunu, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olmadığını falan söylemeye başladı. Böyle bir sürü safsata anlatıp Allah'a şirk koşmaya başladı. Bir de böyle tavırları, hareketleri değişti. Nasıl söylenir bu? Allah affetsin. Bazen anneme de kabahat buluyorum. Hep kız olsun istemiş, bebekken öyle giydirmiş falan. Bir akşam kavga ettik. Evi terk etti. Ben mezun oldum, lakin atanamadım. Mahallede bir iki mevlüt olunca falan onlarla geçinmeye çalıştım. Ama yetmedi. Abim anneme ben evde yokken gizli gizli para veriyormuş. Almayacaksın dedim anneme, bağırdım, çağırdım. Sonra Allah kimseye muhtaç koymasın amirim. Beş boğaz, biri hasta. Hepsi elime bakıyor. En son mecbur kabul ettik abimin yardımını. Paradan bir çalıştı ya, vurardım. Sağ olsun. Düzenli olarak para verdim. Evini biliyor musun? Evet amirim. Çalıştığı yere yap. En son oradan aldım parayı. Romanı en ciddi itirajlı 3 yayın evinden biri tarafından bir hafta
hafta içinde basılmazsa çok hoşunuza gideceğini düşündüğüm bir dosyanız daha olacak. Sen de bakacaksın eşlerin tadını.